Değerli Aslanoğlu takipçilerim merhabalar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Güzel bir aracımız. Elantra'mızı sizinle bugün keyifli bir test sürüşü yapacağız inşallah. Şöyle aracımızı bir etraflıca bir gezelim. Bir bakalım. Yine ön yüzdeki böyle bir asi duruşu sizlere bir göstermek istedik açıkçası. Test sürüşüne çıkmadan. Aracımız 2021'de kasa değişikliği yaptı. İç dizaynda köklü değişikliklere gitti. Bununla alakalı sizi hem test sürüşünde bilgilendirme hem de böyle bir teknik özelliklerinden kısaca bahsetmek istiyoruz açıkçası söylemek gerekirse. Mehmet arkadaşımla beraber birazdan bir test sürüşü yapacağız. Sizleri de izleyerek, keyif vererek test sürüşüne dahil etmek istiyoruz. Ama şunu da hatırlatıyoruz size. Takipte kalmayı unutmayın. Bizi beğenmeyi unutmayın. Abone olun ve bildirimlerinizi açık bırakın lütfen. Saygılar. Değerli Aslanoğlu takipçilerim merhabalar. Yeni Elantra'mızın içerisindeyiz. Yenilikçi yapıyı aslında hani teknolojik yapıyı bu aracımızda da size sunduk. Elantra'mızda da bu yapıyı keskinleştirdik. Piyano bilek ekranlarımız, hayalet göstergemiz, multimedyamız, yine geri görüş kameramız, şerit takip asistanımız, driver mod sürüşlerimiz. Tamamen burada yapısal olarak biraz da sürücüye hitap eden, biraz daha böyle bir spor yapıya imza attık açıkçası söylemek gerekirse Elantra'da. 1.6 benzinli seçeneğiyle sizlere aracımızı sunuyoruz. Bu arada atmosferik motor kullanıyoruz bu aracıda. Hani Türkiye şartlarında kullanmak istersek eğer LPG'ye %100 uyumlu bir aracımız. Şimdi böyle bir kısaca bir test sürüşü yapacağız sizinle. Test sürüşü yaparken de bu keyfi sizinle paylaşmak istedik. O yüzden böyle bir video oluşturduk. İsterseniz şöyle bir yavaş yavaş yola bir çıkalım. Evet, artık başlayalım. Evet. Dediğim gibi 1.6 benzinli seçeneğiyle bu aracımızı sizlere sunuyoruz. Yine hayalet göstergemiz, şurada yola çıkmadan önce ben driver modları size göstermek istiyorum. Ekranda Mehmet arkadaşım da yakın alırsa eğer. Normal eco mod, spor mod, smart mod olarak da değişiyor. Tabi buna bağlı olarak da ekrandaki renk seçenekleri de aktif hale geliyor. Multimedyamızda yine bütün ayarlarımız mevcut. Wi-Fi bağlantımız, ekran yansıtmamız, bu araçta da telefon Bluetooth kiti bağlantılarımız mevcut. Yine kablosuz telefon şarjı, vitesin ön tarafındaki küçük olan boşluğumuzda mevcut. Burada USB girişlerimiz, aynı zamanda 12 voltluk yine elektrik çıkışımız. Dünkü aracımızda vardı bu. Artık bu araçlarımızda herhalde standart hale getirdik biz bunu. Kamerayı yine aktif hale getirebiliyoruz. Sürüş esnasında bastığımız zaman driver modunu hemen arkasında küçük bir kameramız var. Yine aktif hale getirebiliyoruz. Sürüş esnasında dediğim gibi arkadan gelen aracı direkt kameradan da izleyebiliyoruz. Güzel bir ayrıntı aslında. Aracın içi gayet ferah. Izgara çizgilerini değiştirdik. Yine spor bir yapıya imza attık burada. Gördüğünüz gibi tamamlayıcı bir çizgiyle kenarlar ve kapı kollarına kadar ince bir çizgi şeklinde ızgaralarımızı gömdük diyebiliriz açıkçası söylemek gerekirse. Çok güzel bir ayrıntı aslında. Hani Mehmet arkadaşıma göstermesini rica ediyorum. Yan tarafta böyle bir küçük bir Twitter, yani şık duran güzel küçük bir Twitter mevcut orada. İki kapımızda da mevcut. Yine katlanır elektrikli ayna sunuyoruz bu araçta. Elektronik park sistemine geçtik. Aracımızda. Yani nedir? El frenimizi yine kaldırdık. O kolçak yapısını buradan kaldırdık. Elektronik park sistemini aktif hale getirdik. Araçta şerit takip asistanını yine sunuyoruz. Şu anda zaten gördüğünüz üzere ben çok fazla direksiyona müdahale etmiyorum ama bıraktığım anda yeşil olarak oradan uyarısını veriyor. Ön tarafta görebileceksiniz. Hafif böyle bir güç uygulayarak tekrardan bizi şeridimize dahil ediyor. Tabii hani bu yorgunluk esnasında ya da araç kullanırken biraz dalgınlık esnasında hayat kurtarıcı bir özellik açıkçasını söylemek gerekirse. Onu aktif hale getirdiğinizde, ama şu da var, çok fazla bıraktığınızda da tabii direksiyonu tutmanız için size uyarı veriyor ya da diyor ki hani mola vermeniz gerekiyor. Bunun uyarısını size yapıyor. Tamamen hani insan odaklı, sürüş odaklı, sürüş keyfi odaklı bir araç yaptık.
yine dijital klimamızı böyle bir küçük bir açıyla, yani şurada vites topuzunun üzerine elinizi koyduğunuzda çok rahat bir şekilde idare edecek şekilde hani tuşları konumlandırmışlar. Bu da güzel ayrı bir detay. Dediğim gibi hani 1.6 benzinli atmosferik 4 silindirli bir motor aracımızın üzerindeki. Şöyle bir aslında hani trafik biraz yoğun olduğu için çok böyle performansa dayalı bir sürüş yapamıyoruz açıkçası söylemek gerekirse. Hani otobanda olsak ya da trafiğe kapalı bir alanda keşke öyle bir imkanımız olsa da size bu seçeneği sunabilsek. CVT 7 ileri şanzıman olarak geliyor aracımız. Çok şık bir vites topuzuna imza attılar yine. Eskiden tamamen eser kalmadı diyebiliriz. Ses sistemi olarak da yani gayet başarılı açıkçası söylemek gerekirse. Ve nedir? Dediğim gibi yine güzel bir imzaya imza attılar. Hani şu tasarımda açıkçası biz bunu i20'de de kullanıyoruz. Tucson'da da kullanıyoruz. Elantra'da da kullanıyoruz. Bu yenilikçi yapıyı bırakmayacağız. Yani her zaman bahsediyoruz, üstüne basa basa da söyleyeceğiz bunu. Biz bu yenilikçi yapıyı bütün modellerimizde uyguladık, uygulamaya da devam edeceğiz. Başarılı bir model olduğunu düşünüyoruz. Yani şu konseptin sürücü odaklı, yani sürüş keyfine odaklı bir konsept olduğunu düşünüyoruz. Tabii siz değerli müşterilerimizde, rızalarımızda ağırlamak, bu test sürücü keyfini sizinle beraber de yaşamak bizim için ayrı bir güzellik, ayrı bir sevinç olacak açıkçası söylemek gerekirse. Arslanoğlu Plaza olarak her zaman için bulunduğunuz yere aracı da getirebilerek test sürüşlerimizi size dahil edebiliriz. Vaktiniz yok ise bize bir telefon kadar yakansınız. Yani aşağıdaki verilen numaralardan, iletişim bilgilerinden bize ulaşıp ya da mesaj atıp ya da yorumlar kısmına yazıp bulunduğunuz yerin konumunu ya da adresini bize bildirirseniz tekrardan sizleri de bu test sürüşüne dahil etmeyi hatta şöyle söyleyeceğim, bu test sürüşünü dahil ederken de kısa kısa sizinle de videolar çekip sizin de görüşlerinizi almayı istiyoruz. Bize ulaşın, takipte kalın. Saygıyla, sevgiyle, sağlıkla kalın lütfen. Kendinize iyi bakın.